de sizinden Burdur'u konuşalım istedik. Çünkü Anadolu'nun batısında ama neler yapılabilir? Bu şehir daha nasıl kalkınabilir? Acaba sahip olduğu kaynakları katma değeri nasıl bölüştürebilir? Çünkü işimiz gücümüz katma değer bizim, biliyorsunuz. Evet. Bu anlamda siz resmi nasıl görüyorsunuz? Bugünün tablosu nasıl görünüyor? Öncelikle Bloomberg ailesine ve size teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için. Sağ olun. Buradan da Burdurlu hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Evet, Burdur güzel, küçük, şirin ve bir huzur kenti aslında baktığınız zaman. Ama artık bu huzur, şirin ve sakin olması, nüfusunun 73 bin olması Burdur'da bizi tatmin etmiyor. Gerileyen bir nüfus var. Gerileyen bir nüfus var, evet. Burdur baktığınız zaman tarihçesine çok eski bir kent. Şehir kültürünü almış bir kent. Fakat coğrafi konumu nedeniyle Antalya, Denizli ve Isparta üçgeninde sıkışmış bir kent. Bakıyorsunuz Burdur'da aslında çözülemeyecek problemler yok. Hı hı. Baktığınız zaman bu problemlerin tespiti çok önemli. Biliyorsunuz ben bir eczacıyım. Önce evet. Tanıyı, teşhisi koymamız bakalım gerekiyor şimdi ki. Şimdi reçetedeki ilaçları evet. Nasıl tavsiye edeceksiniz? Evet, eğer teşhisiniz, tanınız doğru olursa tedavi yönteminiz de mutlaka doğru olacaktır. Siyasete girmemin aslında en büyük nedeni bir Burdur'u seven olarak, Burdur'da yaşamayı seven bir insan olarak, Burdur'da yaşamaya karar veren bir insan olarak Burdur'un sorunlarının kronikleşmeye başladığını ve bunlar için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüğüm için siyaseti tercih ettim. Açıkçası Burdur'un sorunları çok da çözülemeyecek problemler değil. Her şey doğru tespitle, doğru yöntemle mutlaka sonuca gidecektir. Şimdi bak, özellikle şimdi sizin Eczacılar Odası Başkanlığından geldiğiniz için halkla çok iç içesiniz. Otomatik olarak halkın nabzını iyi tutabileceğinizi düşündüğümüz için çağırdık. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Çünkü eczaneler biliyorsunuz sürekli her şeyin konuşulduğu, tam kamuoyu yoklamasının evet, yapıldığı evet, mekanlar. Evet, evet, evet. Size sayacağım sorunları aslında Burdur'da halkın hemen hemen tamamının bildiği, belki sıralamasının farklılaştırıldığı sorunlar. Bu sorunlara baktığınız zaman da kent içi trafiğinin ve otopark problemlerinin henüz çözülememiş olması Burdur şehrini çok sıkıştırdı. Kent trafiği şu anda çok sıkıntılı. Bakıyorsunuz diğer taraftan altyapıyla ilgili bir takım problemlerimiz hala devam etmekte. Bunun içerisinde içme suyunun kalitesizliği diyelim. Yeterli miktarda içilebilir bir kaliteli suyun olmayışı ve arıtma tesisinin modernizasyonunun yapılmayışından dolayı kenti özellikle kuzey rüzgarında kötü bir kokuyla yüz yüze bırakmamız. Sosyal donatı eksikliği en büyük problemlerimizden bir tanesi bu aslında. Yani sosyal donatı eksikliği dediğimiz ne? Üniversiteyle kalkınan bir şehir olacak Burdur. Üniversite öğrencisinin kendini ifade edebileceği alanların yetersiz oluşu, şehir merkezinde yaşayan insanların kendini ifade edeceği alanların yetersiz oluşu ve insanların, Burdur halkımızın sürekli talebinin Burdur dışında yerlerde aramasına neden oluyor. Bu sosyal donatı eksikliğini kapatmamız gerekiyor. Burdur'da en önemli eksiklerden bir tanesi bu. Akabinde de zaten ekonominin ve ticaretin sürekli nüfusla birlikte göç vermesinin asıl nedenlerinden bir tanesi bu. Hafta sonu baktığınız zaman Antalya'daki alışveriş merkezlerinde, bu Isparta'daki alışveriş merkezlerinde çok sıklıkla Burdurluları görebilirsiniz. Hı hı. Tabii bir alışveriş merkezi talebi vatandaşımız da var. Bunu herkes istiyor. Ama Burdur'u küçük esnafını da koruyan bir mantıkta bir alışveriş merkezinin Burdur ebadına uygun olan, Burdur ebatında uygun bir alışveriş merkezinin yapılmasıyla uygun olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan üniversite Burdur'a can verecek, kan verecek. Ama yerleşke kentin biraz ötesinde, 10 kilometre kadar ötesine kuruldu. Ve bu Burdur'la arasındaki mesafenin ulaşılabilir bir mesafe olmasına rağmen kopuk oluşu öğrenciyi maalesef şehirden koparıyor. Bununla da ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Burdur giderek kırsaldan kente göç alan bir şehir oldu. Bununla birlikte hayvancılık ve tarım Burdur şehir merkezinde de hızla ekonomiye katkı koyan bir sektör haline geldi. Ancak bu da doğru değerlendirilemiyor. Yani lojistik anlamında baktığınız zaman Antalya turizmin başkenti Türkiye'de ve biz ne et ürünlerinde ne de süt ürünlerinde ya da diğer tarım ürünlerinde bir marka olamadık. Hı hı. Bununla da ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor.
Aslında programı ana konu başlıklarını şimdi çıkartıyorsunuz. Ben o yüzden şimdi bir şey söylemiyorum. Siz iyi gidiyorsunuz. Burdur'da bir enerji düşmesi var. Enerjisi düştü. Burdur halkının böyle inancını yitirdiğini düşünüyorum. Yani Burdur artık bir şey olmayacak. Halbuki Burdur'da bir göl var biliyorsunuz. Kuruyup giden ve seyirci olduğumuz bir göl. Sloganım şu: su bir hayattır. Tabii. Baktığınız zaman medeniyetler her zaman suyun kenarlarına kurulmuştur. Ve Burdur 10 bin yıllık tarihi olan bir kent. Ve bu kentte eğer suyu doğru kullanabilirsek medeniyeti de tekrar Burdur'a geri getireceğimizi düşünüyorum. Şimdi Burdur yıllarca hep yurt dışında yaşayan, daha sonra askerliğini bedelli olarak yapıldığı merkez olarak, şimdi kime sorarsanız sorun, evet, Türkiye'de Burdur'u ilk başta böyle biliyor. Ve şimdi Burdur'da artık bu bedelli askerliğin şekli değiştiği için artık bu olay kapandı. Bu olay tarih oldu. Aslında Burdur'un altın yumruklayan tavuğuydu belki bedelli askerlik. Ha, bundan esnafta, vatandaşta, herkes de bugün olumsuz yönde etkilendi. Şunu görüyoruz, sanki orada yeni bir arayış içine gidilmedi, alternatif gelir kaynakları yaratılmadı ve şimdi belki bunun biraz ızdırabı çekiliyor Burdur'da. Haklısınız son derece. Zira kent içerisindeki esnaf askerin gitmesiyle birlikte son derece ekonomik sıkıntı içerisinde. Ciddi bir gelir kaynağıydı Burdur için. Nüfus büyümüyor. Nüfusu çoğaltamıyoruz. Çünkü bir sanayi şehri değil Burdur. Tabii. Burdur'un bana göre tek çıkış noktası öğrenci şehri olabilmesi ve tarihi zenginliklerini ortaya koyup turizmi Burdur'da canlandırabilmesinden geçecek. Bir de az önce kırsal kesimin çok fazla şehre giriş yaptığını, evet, söylediniz ve bu hani şehir kültüründe ve şehirlilik bilincinin oluşmasında ciddi sıkıntılar yaratıyor gibi geldi bana. Aslında tam olarak bunu söylemek doğru olmaz. Şundan dolayı Burdur şehri merkeziyle, ilçeleriyle birlikte Batı'da iyi bir şehirdir. Hı hı. Modern bir şehirdir. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir şehirdir. Okuma yazma oranımız, evet, çok yüksek. Okuma yazma oranımızın yüksek olduğu gibi yapılan sınavlarda da sıklıkla adından bahsettiren ve ilk beşte ismi geçen bir şehirdir. Kültürlü bir şehir. Kültürlü bir şehirdir benim güzel şehrim. Öyle söyleyeyim size. Peki o zaman şöyle diyelim. Şehrin sahibi olduğu, dediniz ki çıkış yollarından bir tanesi, hadi programımızın adı da uygun olsun, üniversite dediniz. Fakat üniversitenin şehirden bu kadar uzakta olması şehre ciddi anlamda katkı sağlamıyor gibi geldi. Haklısınız, evet, ama bunun için de bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani yerleşkeye baktığınız zaman dünyada iki çift yerleşke kampüs mantığı var. Bir şehir içerisine dağıtılmış bölümleri olan, bir de şehirden farklı bir noktada yeni bir yerleşke yaratılmış üniversite kampüs alanları var. Bizim için çok büyük bir kayıp değil. Evet. Yeter ki o üniversite öğrencisinin şehir merkezinde kendisini ifade edebileceği alanları oluşturalım. Üniversite öğrencisini şehir merkezine getirmeliyiz. Sadece ekonomisi olarak değil, baktığınız zaman o cıvıltı, o gençlik, o dinamizm. Yani bir Eskişehir örneği var. Evet. Eskişehir öğrenciyle kendini büyütmüş bir kent. Evet. Onun için rol model olarak aslında bizim için Eskişehir çok çok güzel bir model. Şimdi su var bir kere Burdur'da. Yani, evet, suyun olduğu, evet, yerde hayat olması lazım. Ama bakıyorsunuz şehirde üniversite öğrencileri çok fazla kendini ifade edebilecek mekanlar bulamıyor. O sosyal donatılar derken onu mu kastettiniz? Evet, sosyal donatı alanlarından kastım aslında oydu. Hepimiz üniversitede okuduk. Baktığınız zaman üniversite öğrencisi sadece sınav dönemlerinde yoğun bir şekilde çalışır. Onun dışında sinemalara gider, tiyatro salonlarını takip eder, kafelere gider, kahvehanelere gider, iyi lokantalar arar. Öğrenci sonuçta kente sürekli ekonomik katkı koyar. Ve bu katkıdan Burdur yararlanmalı diyorum. Şimdi gençsiniz. 1973 doğumlu olduğunuzu gördüm. Evet. Ben tabii genç bir siyasetçi olarak şimdi otomatik olarak projelerde gençler sanki biraz, evet, kayırılıyor, evet, gibi geldi bana. Yok değil. Aslında şöyle, siyasete karar verdiğim günden itibaren kentte geziyorum. Ve herkesi ziyaret etmeye çalışıyorum. Herkesin elini sıkmaya çalışıyorum. Gençler çok şikayetçi. Burdur'u tercih eden, dışarıdan gelen gençlerimiz oldukça şikayetçi. Çünkü saat 7'den sonra Burdur'da hayat yavaş bitiyor. Yavaş hayat bitiyor. İnsanlar evlerine çekiliyor. Ve öğrenci artık kendini ifade edebileceği alanları bulamıyor.
Şimdi bir şehirde eğer mecburiyet caddeleri oluyorsa orada tehlike çanları çalıyor diyorum ben. Hani bütün Anadolu'yu dolaştığımız için halkı mecburiyet caddelerine gözükmüyor. Evet, peki şehirdeki şu anki fiziki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani görüntüyü nasıl görüyorsunuz? Tepeden baktığınız zaman Burdur size nasıl görünüyor? Şehir biraz yaşlanmış, yorgun gözüküyor. Ben genç bir anlayış içerisindeyim. Biraz daha dinamikleri ortaya çıkarmak lazım. Enerjiyi ortaya koymak lazım. Burdur hakikaten aslında kültürüyle, tarihiyle baktığınız zaman hoşgörüsüyle çok güzel bir kenttir. Bir uzun çarşısı vardır örneğin. Yıllarca cıvıl cıvıl hareketliydi. Şimdi dükkanlar boş. Eskiden insanlar dükkanları birbirine devrediyorken, para talep ederken, şimdi dükkanlar boş. Burdur kaçıyor, boşalıyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Öncelikle bunun çözümlerini hem ekonomik hem ticari hem de yaşanabilir alanları çoğaltabilirsek Burdur tekrar yaşanabilir, güzel bir kent olacak. Yoğunluğu şehrin merkezinden biraz daha mahallelere doğru yaymak gerekiyor değil mi bunun için? Yaymak gerekiyor, evet. Sanki o alternatif mekanları şehrin merkezinde değil de mahallelerine doğru gerçekleştirmek, buna bir çıkış yolu olabilir mi? Mutlaka çıkış yolu olacaktır yani ama. Mahallelerin bir hareketlenmesi lazım. Mahalleleri hareketlendirebilmek için de mutlaka oralarda bir ekonomik döngüyü sağlamak lazım. O ekonomik hareketliliği sağlamanın da yolu şehre para girişini, şehre ekonomik alternatifleri üretmek gerekiyor. Yani bir yol buradan geçiyor aslında. Benim de bu konudaki projelerimden bir tanesi de turizmi yeniden canlandırmak Burdur'da. Hı hı. Yani Burdur'da 5000 yıllık, 10000 yıllık bir tarih var. Evet. Mutlaka fark etmişsinizdir. Time dergisine kapak olan Hadrian Paşa heykeli. Hı hı. Bir yılda Burdur Müzesi'nde ziyaret edilme sıklığı 14 bin kişi. Ve 87 günlüğüne British Museum'a gönderildi. 247 bin kişi British Museum'da Hadrian Paşa'yı ziyaret etti. Yani bizim bu anlamda da tarihi biraz daha ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bu antik kentten de bahsediyorsunuz, evet, değil mi aynı zamanda? Sagalassos. Sagalassos antik kenti. Evet. Çok büyük bir antik kent. Efes'ten sonra Türkiye'deki çıkartılan ve çıkarılmasına devam edilen en büyük antik kent. Ziyaretçi nasıl oraya? Ziyaretçi şu anda ilgi biraz artmaya başladı. Ama bizim asıl kafamızdan geçen, aklımızdaki düşünce, bizim temalı park projesi dediğimiz bir projemiz var. Hı hı. Bu temalı park projemizde görsellerle, reprodüksiyonlarla veya asıllarıyla bir açık hava müzesi haline dönüştürebilmek, açığı ve kapalısı. Ve ilgiyi bir noktada Burdur'a yeniden çekebilmek üzerine projelerimiz var. Turizm Bakanlığı'nın ziyaretçi listesine bakıldı mı ya da Kültür Bakanlığı'nın gelen turist sayıları falan belli mi o antik tabii kente? Ki, tabii ki, tabii ki. Ama beklediğimiz oranda değil. Değil, değil mi? Çok olması daha fazla olmalı. Çok altında. Yani Antalya, Denizli, Burdur üçgenini tamamladığınız zaman Antalya'dan turist doğrudan Pamukkale'ye gidiyor. Aslında biz o turizm akımının bir kısmını da Burdur'dan geçirmek zorundayız. Sanki o şehir esnafını da bu antik kentle buluşturup, antik kente giden yol üzerinde sanki insanların da hani tarhanasını, bulgurunu, belki yöresel ürünlerini, hani meyvecilik açısından evet, da aslında zengin bir memleketsiniz. Evet, evet. Tarım açısından da çok zengin bir memleketsiniz. Hani hep derdiniz şey, bunları böyle paraya dönüştürelim artık. Evet. Katma değere dönüştürelim. Sami Bey, bütünleştirilebilir mi o yani antik kentle şehir bu şekilde? Kesinlikle. Çok uzak değil zaten. 33 kilometre. Hiçbir Burdur, şey değil. Burdur, Sagalassos antik kentine 33 kilometre. Baktığınız zaman o yol güzergahı üzerinde Burdur marka yapabileceğimiz ürünlerimizi sergileyebiliriz. Mesela Burdur'umuzun bir ceviz ezmesi var. Nasıl Afyon'un şeker kaymağı varsa Burdur'un da aslında ceviz ezmesi var. Çok güzel bir tat. Bunu marka yapmamız gerekiyor. Burdur'un günlük 800 ton çiğ süt üretimi var. Hı hı. Yıllık 247 bin ton olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz bunun sadece 69 bin tonunu işleyebiliyoruz Burdur'da. Antalya yılda 10 milyon üzerinde turist alan bir kent. Evet. Biz lojistik anlamda buraya destek verebiliriz. Et, süt ve tahıl ürünlerinde. Bunları da yapabiliriz, bunları da başarabiliriz. Aslında üç şehrin entegrasyonundan da bahsediyorsunuz. Isparta, evet, Antalya, evet, ve Burdur üçgeninde. Burdur'un Antalya'nın arka bahçesi olarak Isparta ile beraber Antalya turizmini besleyebileceğinden bahsediyorsunuz. Doğru mu? Bunu mu anlıyorum? Aynen öyle, aynen öyle. Peki neler yapabilir turizme, Burdur nasıl bir katkı sağlayabilir?
Şimdi biraz önce bahsettiğim bir tarih turizmcisi var. Bu tarih turizmcisini mutlaka Burdur'da ağırlayabiliriz. Hı-hı. Ama bunun için yeterli tesisimiz yok. Ama ağırlamak için otel lazım. Tabii ki. Tabii ki. Yani bunun için yeterli tesisimiz bir ceviz ezmesi var. Nasıl Afyon'un şeker kaymağı varsa Burdur'un da aslında ceviz ezmesi var. Çok güzel bir tat. Bunu marka yapmamız gerekiyor. Burdur'un günlük 800 ton çiğ süt üretimi var. Hı-hı. Yıllık 247 bin ton olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz bunun sadece 69 bin tonunu işleyebiliyoruz Burdur'da. Antalya yılda 10 milyon üzerinde turist alan bir kent. Evet. Biz lojistik anlamda buraya destek verebiliriz. Et, süt ve tahıl ürünlerinde. Bunları da yapabiliriz, bunları da aslında başarabiliriz. Aslında üç şehrin entegrasyonundan da bahsediyorsunuz. Isparta, evet. Antalya evet. ve Burdur üçgeninde. Burdur'un Antalya'nın arka bahçesi olarak Isparta ile beraber Antalya turizmini besleyebileceğinden bahsediyorsunuz. Doğru mu? Bunu mu anlıyorum? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki neler yapabilir turizme Burdur? Nasıl bir katkı sağlayabilir? Şimdi biraz önce bahsettiğim bir tarih turizmcisi var. Bu tarih turizmcisini mutlaka Burdur'da ağırlayabiliriz. Hı-hı. Ama bunun için yeterli tesisimiz yok. Ama ağırlamak için otel lazım. Tabii ki. Tabii ki. Yani bunun için yeterli tesisleri oluşturmamız gerekiyor. Biraz yatırımcıyı yüreklendirmek gerekiyor. Evet. Burdur'a yatırımcının gelebilmesi için elimizden gelen neyse bunu yapmamız gerekiyor. Hı-hı. Burada sivil toplum örgütlerine görev düşüyor. Burada yerel yöneticilere görev düşüyor. Aslında Burdur halkına görev düşüyor. Biraz yürekli olmalı. Hani yastık altında bir paradan bahsediliyor Burdur'da sürekli. Bunu biraz ortaya çıkarmak gerekir. Yatırım yapmak gerekir. Şimdi bu hastalık aslında Burdur'un hastalığı değil ya. Sakın yanlış anlamayın. Isparta'da da aynı hastalık var. Afyon'da da aynı hastalık var. Kütahya'ya kadar gidiyor bu hastalık. Bu ortak iş yapabilme kültürü çok zayıf. Bu bir. İki, kendi girişimcisini çıkartamıyor. Şimdi siz yatırımcı bahsediyorsunuz. Eminim Burdur dışında yaşayan ya da bölge dışındaki yatırımcılar daha dikkatli dinliyor bizi. Yani biz istiyoruz ki aslında şehir kendi girişimcisini çıkartabilsin. Hani dediğiniz yastık altındaki evet, paralar artık evet. sermaye olarak üretime geçebilsin. Evet. Bu anlamda bir girişim olabilir mi? Şimdi bu tabii örgütlü bir güç de olabilir. İnsanları biraz önce de söylediğim gibi yüreklendirmek gerekiyor biraz. Burdur'da iki tane travma yaşadık biz. 1970 yılların sonundan itibaren bir Burtrak traktör fabrikamız vardı. Ardından da bir yem fabrikamız. Burdur halkı oraya aslında sahip çıktı. Biraz para yatırdı, para koydu, şirket ortaklığında bulundu. Maalesef o fabrikalar dönemin ekonomilerinden etkilenerek veya başka nedenlerle kapatılmak zorunda kaldı. Ve Burdur halkının bir miktar parası oralarda maalesef kaybedildi. Üretme adına bir sorun olmadı, işletmecilik adına evet, bir sorun işletmecilik oldu. Satış adına. Pazarlamada sıkıntı yaşandı evet, o dönemde evet, hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Türkiye koşullarına uygun bir traktör değildi. Öyle hatırlıyorum. Çünkü bizim biraz böyle çocukluktan gençliğe geçtiğimiz bir dönemdi. Pek Türkiye pazarında yer bulamadı. O yüzden de kapatıldı o fabrika. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki kendi otomobilini yapacak baba yiğitler var mı diye soruyor şimdi iş neden adamlarına. Olmaz? Aslında ta yıllar önce 70'li yıllarda kendi evet, traktörünü evet, evet, evet. yapma evet. girişiminde bulunan bir halktan bahsediyoruz. Evet, evet kesinlikle. Tabii Burdur'da büyüyen bir sektör var şu anda. Mermercilik sektörü. Bu sektör Burdur için çıkış noktalarından bir tanesi daha olabilir. Ancak burada en büyük hatamız, en büyük sıkıntımız belki de rekabet gücümüzün olmayışı bizim Burdur'dan blok mermer şeklinde göndermemize neden oluyor. Çin bu konuda biliyorsunuz dünyada rekabeti biraz güç olan bir ülke oldu. Çok fazla Çinli gördüm ben bu evet, arada. Evet, 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 evet. Yaklaşık 1500 Çinlinin olduğundan bahsediliyor Burdur'da. Of, of. Hatta bir ara bir Çin restoranı açılabilir mi, açılmaz mı diye onu da düşünmedim değil. Bence bir girişimci çıkabilir bu anlamda. Çıkabilir, evet. Evet, ama bu mermerden yararlanmamız gerekiyor. Yani Burdurlu'nun bu mermere sahip çıkıp o entegre tesisleri kurarak birlikte bir araya gelerek bu blok şeklinde gönderilmesinin önüne geçip bunu işlenmiş halde daha efektif kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu blok halinde göndermek aslında avantajlı gibi görünüyor. Fakat blok halinde giden mermerler sonra işlenip Türkiye'ye tekrar geri geliyor. Aynen öyle. İşte sıkıntı evet. orada çok büyük. Evet. Ekonomi Bakanlığı'nın da bu anlamda bir çalışması var. Mermerin blok halinde değil işlenmiş halde satıldığı zaman ciddi teşvikleri de var bu anlamda. Yani ithalatın önüne geçileceği için ciddi teşvikleri var. Şimdi tabii en kolayı şu anda blok halde mermeri ihraç etmek. Yatırımcıyı da aslında suçlamamak gerekiyor. Çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Çünkü maliyet yüksek. Tabii kesinlikle çok büyük maliyet. Bir de rekabet edeceğiniz ülke doğrusu Çin. İş gücünün maliyetlerin çok ucuz olduğu bir ülke. Ama bu anlamda sektörel
teşviklerin bence önünün açılması gerekiyor. Bence hani gençliğinizin verdiği heyecanı bence şehirde üretim ve katma değer adına da kullanılabilir gibi geldi bana. Şimdi aslında hep şeyden, yani sorun belli aslında, ortak akılın olmayışı değil mi? Yani biraz ortak öyle, akılın evet. olmayışı. Evet, evet. Ortak akıl olsa vatandaş bence ciddi anlamda moral ve motive olur. Ya örgütlenmek çok önemli bir şey. Yani ben örgütçü bir yapıdan geldiğim için, Türk Eczacıları Birliği'nin Burdur Eczacı Odası Başkanı'ydım. Örgütle hareket etmek bu anlamda size güç verir. Baktığınız zaman insanları örgütleyebilmek çok önemli. Mesela Burdur'da işsiz birçok kadınımız var. Hı hı. Evde oturuyor akşama kadar, çocuk bakıyor veya evini temizliyor, boş vakit geçiriyor. Bunları örgütleyeceğiz. Kafamızda böyle bir proje var. Kadınlarımıza iş vereceğiz. Kadınlarımızın üretmesini sağlayacağız. Üretimlerinin birlikte değerlendirilip satılmasını sağlayacağız. Bunlarla ilgili bir takım projelerimiz var. O zaman hani tek başına bir kişinin değil ama o kişinin şehri komple örgütleyip bir anlamda ortak aklı oluşturması gerekiyor. Yani birinin bunu demesi gerekiyor. İyi olduktan sonra şehrin valisi de, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da, Borsa Başkanı da zaten bu kervana kendiliğinden katılacaktır gibi geliyor. Sanki herkes birini bekliyor. Haklısınız. Aslında herkes bu konuda... Hep ilk adım atmayı bekliyorlar değil mi? Yeterli potansiyel var kentimizde. Ama biz bu konuda biraz siyaset üstü düşünmek zorundayız. Tabii. Yani bu olayı siyasallaştırmadan... Bu kent hepimizin, bu şehir hepimizin birlikte daha güçlü olacağımız vurgusunu yaparak el ele kol kola Burdur'u daha hak ettiği yere getirmek zorundayız. Çünkü bir kişinin tek başına gerçekten yapabileceği bir şey değil. Yani ekip olmak burada hakikaten çok önemli. O vizyon çerçevesinde şehre baktığınızda nasıl bir hayaliniz var? Şimdi Burdur potansiyeli yüksek bir şehir. Bir araya gelebilme potansiyeli olan bir şehir. İnanıyorsunuz buna değil mi? Kesinlikle inanıyorum. Bu konuda hiç kaygım, hiç kuşkum yok. Şunu siz bizden daha iyi gözlemlemişsinizdir. Çünkü birçok şehri gezdiğinizi biliyorum. Ya Burdur'da bir hoşgörü var. İnsanların siyaset üstü düşünen, kol kola girebilen, sadece seçimler döneminde heyecanını arttıran, onun dışında kendi havasında yaşayan, sağcısı, solcusu, herhangi bir siyasi görüşten kim olursa olsun... Birlikte oturup yemek yiyebildiği, kol kola yürüyebildiği bir şehirdir aslında. Hı hı. Yeter ki bu potansiyeli açığa çıkaralım. Biz zaten hep diyoruz ki biz üretimden tarafız. Zaten siyaset konuşmuyoruz. Siyaset bizim işimiz değil. Hani her şey aş ve iş için. Evet. Baktığınız zaman Ali Bey, insanlar sizden çünkü sürekli iş ve aş isteyecek. Başkan bana iş ver diyecek. Şimdi bir belediye başkanının görevi midir iş vermek? Belediye iş ve işçi bulma kurumu mudur ya da baktığınız zaman değil mi? Ya da kapasitesi ne kadardır? Öyle kapasite diyeyim. Ne kadar insan çalıştırabilirsiniz? Ama siz önemli olan yatırımcı olması. İçin evet. Uygun ortamı hazırlayabiliyor musunuz? İşte olay burada bitiyor. Evet. Ne kadar çok yatırımcı gelirse o şehre o kadar çok işsizlik olmaz değil mi? Haklısınız. Belediye başkanının görevi midir değil midir bilmiyorum ama kesinlikle istihdamı yaratmak her türlü yöneticinin görevidir. Şimdi bakalım ortak akıl nasıl oluşacak ve çıkış yolunu bulurken o katma değeri Burdurlu nasıl elde edebilir? Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Biz reklamlardan sonra analizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Yatırımın doğru adresi Demir İnşaat'ın sunduğu çıkış yolu devam edecek. Sınavlarında ya da eğitimde hep böyle birincilerin, ikincilerin Burdur'dan çıktığına şahit oluyoruz. Çok güzel bir manzara. Evet. Demek ki şehir eğitim anlamında sağlam bir altyapıya sahip, insan altyapısına sahip. Sorun galiba bunu biraz işlemekte, bunu biraz geliştirmekte, bu beyin göçünü Burdur'un dışına gitmesini engellemekte. Ciddi de bir beyin göçü veriyorsunuz. Evet, haklısınız. Ciddi bir beyin göçü veriyoruz çünkü Burdurlu'nun Burdur'a geri dönebilme ihtimali yok. Yani düşünün, bir mikrocerrah Burdur'a geri dönme şansı olmuyor. Burdur'da şu anda özel bir hastane yok. Yani baktığınız zaman Burdur'a bir elektronik mühendisinin geri döndüğü zaman çalışabileceği bir fabrika yok. Ya da bir araştırma geliştirme tesisi yok. Ya Burdur'u biraz bu konuda canlandırmak gerekiyor. Yani yatırımcının ve sanayicinin arkasında durup yatırımcıya ve sanayiciye yürek verip Burdur'a biraz yatırım yapmasını sağlamamız gerekiyor. Yani eğitim alanında hakikaten son 10 yılda adından sürekli söz ettiren bir kentiz. Bu konuda eğitim camiamız çok bilinçli, çok fedakar. Kendilerine, buradan öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Henüz yeni geçirdik 24 Kasım'ı. Öğretmenler Günü'nü bir kere daha kutlamak istiyorum değerli öğretmenlerimi.
Çok fedakar çalışıyorlar. Aileler bu konuda çok bilinçli. Çocuklarını takip ediyorlar. Çocuklarımızı takip ediyoruz. Ben de bir veli olarak. Ancak okuyan eğitimli kesimin tekrar Burdur'a dönme işi en büyük kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Halbuki 1970'teki o traktör fabrikası bugün var olmuş olsaydı çok ciddi bir istihdam evet. potansiyeli evet. orası. Evet, daha fazlası olabilir. Daha fazlası olabilir. Burdur'a yatırım yapacak, yani Burdurlu sanayicimiz de var, Burdurlu yatırımcımız da var. Dediğim gibi bunlarla birlikte olmamız lazım. Ortak aklı bulup Burdur'un sanayisinin de kapasitesince büyümesini, hızlı bir büyüme değil, yavaş yavaş sindire sindire bir büyümeyi ve kentin bir anda barındıramayacağı bir nüfusu veya hacminin üzerine çıkan bir nüfusu da Burdur'a çekmeden yavaş yavaş sindire sindire büyütebileceğimiz bir Burdur'u yaratmamız önemli. Peki burada aslında sanayicilere çok ciddi görevler düşüyor ama sanayiciler de şehri yönetenlerin arkasında olduğunu hissetmesi gerekiyor. Yani bir sanayicinin istediği en önemli şey nedir? Şehirde bir istikrarlı bir ortamdır. Hani ülkedeki istikrarın yanında ve yatırım yaparken korkmadan yatırım yapması lazım sanayici. Şimdi böyle bir şey söylüyor musunuz siz? Kesinlikle. Zaten yönetim anlayışımız içerisinde çoğulcu anlayışı olmalı. Ortak aklı birlikte bulmalıyız. Ben bir sanayici değilim. Sanayicinin taleplerini dinlemeden sanayiciye ne verebileceğimi bilmem pek mümkün değil zaten. Evet. Bu görüşmeleri çok sık yapmalıyız. Oturup birlikte karar vermeliyiz. Buralarda sivil toplum örgütlerimize hatta Burdur'un yerel ve genel yöneticilerine, milletvekillerimize çok büyük görevler düşüyor. Ya bizi bir araya getirmek. Burada sanayicinin taleplerini, yatırımcının taleplerini, dışarıdan yatırım yapmak isteyenlerin taleplerini doğru değerlendirmek gerekiyor. Hem şehre katma değer yaratacak hem de şehirde silüetini değiştirecek bir takım gelişmelere hem ev sahipliği yapmalıyız hem de katkı koymalıyız diye düşünüyorum. Şimdi Antalya'dan aslında çok güzel bir örnek alınabilir bu anlamda. Çetin Osman Budak, Odalar ve Borsalar evet. Birliği Başkan evet. Yardımcısı, aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Evet. Antalya'nın anayasasını hazırlamışlar ve burada siyasi herhangi bir kaygı gütmeden bütün sivil toplum örgütleri sizin söylediğiniz modelde bir araya gelmişler ve bir şehir anayasası yazmışlar. Mesela Burdur'da bir şehir anayasası yazılabilir mi sizle beraber? Neden olmasın? Derdimiz ortak aklı ortaya koymaksa bunun siyaseti olmaz zaten. Sanki bunun mesajını aldım gibi de ben sizin ortak akıl laflarınızdan ortak akıl, bir şehir anayasası olup bu yol haritasının çizilmesi lazım aslında. Zaten gelişmiş toplumlara baktığınız zaman siyasete göre şekillenmez. Ortaya bir fikir konulur ve projeler çok uzun yıllara yayılır. Kim gelirse gelsin o projeler sürekliliği ve sürdürülebilir olması önemlidir. Buna bakmak lazım. Burada da böyle bir çalışma yapılabilir. Bu anlamda Antalya ile entegrasyonda Burdur'un üzerine düşen rol ne olabilir? Hani burada bir ağır sanayi beklemiyoruz evet. çünkü. Şimdi Burdur bir IAŞ deposu olmalı. Antalya 10 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir şehir. Ve baktığınız zaman çok ciddi bir tüketim var. Ve bu tüketimin ağırlıklı bölümü de yiyecek biliyorsunuz. Evet. Bu yiyeceğin lojistik kaynaklarından bir tanesi Burdur olabilir. Ciddi bir et üreticisi şehiriz. Ciddi bir süt üreticisi şehiriz. Markalaşabiliriz. Yani şehir markalaşmalı. Yani firmalar yerine şehir markalaşmalı. Şimdi biraz önce hani Afyon örneğini verdim. Afyon bir kavşak alışveriş mantığından olayı ne noktaya getirdi görüyorsunuz. Tabii tabii. 4 tane otelle bugün turizmde evet. meydan okuyor. Evet, evet, evet. Bizim de bu konuda marka olmamız gerekiyor. Hem küçük üreticimizi bir araya getiren, mahsulünün para ettiği, ürününün para ettiği, çıkmazlı açmazlı olmadığı, girdilerin çok pahalı olduğu bir dönemde en azından pazar problemi yaşamadığı ve bunu bir örgütlü yapıyla, bir şehircilik anlayışı içerisinde ve belki de bir kooperatif mantığıyla bunu yürütebiliriz. Şimdi diyecektim ki lafı ağzımdan aldınız. Evet. Üretim kooperatifleri kurulamaz evet. mı? Bu anlamda çünkü hani şirketleşmek biraz ürkütür insanları ama kooperatifçilik çünkü aslında herkesin işin içinde olduğu, her şeyin böyle şeffaf yapıldığı evet. mekanlar durumunda. Şimdi kooperatifçilik Türkiye'de aslında 80'li yıllardan sonra sıkça adından hani bahsedilen bir kurum olmaya başladı. Fakat kooperatifler hep yapı kooperatifleri olarak algılandı. Ve çoğu da vatandaşımız mağdur edildi bu yapı kooperatiflerinde. Hani mutlaka aralarında düzgün işleyenleri de oldu ama kooperatiflerden insanların yapı kooperatiflerinden üretim kooperatifleri canı güzel oldu ama Türkiye'de. Üretim kooperatiflerini çok önemsiyorum. Evet. Kesinlikle çok önemli. Bir mesleki gezi nedeniyle Hollanda'ya gitmiştim. Ve Hollanda'da o meslek kooperatiflerin kendi mesleğine koyduğu katkıyı görünce hakikaten
bunun mutlaka benimsenmesini ve bu modelin Türkiye'de yapılanması gerektiğini düşündüm. Bu anlamda Antalya'nın biz gıda anlamında arka bahçesi oluruz. Antalya'da gelen turisti besleriz diyorsunuz. Kesinlikle. Buna inancım sonsuz. Zaten onlarca otel var Antalya'da. Evet. Yani bu ciddi bir gelir kaynağı kesinlikle olur. O bölgedeki aslında kırsal, hem Burdur'un kırsalında yaşayan hem şehir merkezinde yaşayan hanımlara çok ciddi iş düşecek gibi geliyor bana sizle beraber. Evet, haklısınız. Şimdi biz sadece yaş anlamında değil, turizme başka katkılar da koyabiliriz. Biraz önce mesela ara vermeden önce tam ondan bahsetmek istiyordum. Burdur'un bir alaca dokuması vardır. Bu alaca dokuması el tezgahlarında dokunur ve bununla ilgili şu andaki mevcut belediye başkanımızın da bir çalışması oldu. Hı hı. Ama bana göre bu çalışmayı daha mahalle aralarına yaymamız gerekiyor. Ve o hani biraz önce nostaljik mahalle görünümlerinden falan bahsettik Burdur'un eski mahallelerinde. Hem oradaki evde oturan kadınımıza bir istihdam yaratacaktır, hem bir üretim yapacaktır, hem de üretiminin karşılığında para kazanacaktır, ekonomiye katkı koyacaktır. Peki gelelim buradan şimdi iç turizmde. Aslında şu anda Burdur bir nostalji şehri gibi. Evet. Yani bu hani iyi tarafından bakarsanız iyi, bir de kötü tarafından bakarsanız da kötü bir cümle aslında. Ama bunu sanki bu dezavantajı avantaja dönüştürebilir gibi geliyor bana Burdur. Yani 1970'lerin, 80'lerin yıllarını, çocukluğunu ve gençliğini özleyenler, bu anlamda iç turizm adına sanki açık hava platosu gibi gördüm ben Burdur'u. Burada bir kazanç elde edilebilir mi? Yani bu avantaja çevrilebilir mi? Bunu bir avantaja çevirebiliriz mutlaka. Şimdi bakıyorsunuz son dönemde Güneydoğu'da, özellikle Mardin'de, Midyat'ta, İç Anadolu'da, Nevşehir'de, Ürgüp'te, Göreme'de, orada birçok dizi ve filmler çekildi. Hı hı. Ve hala da çekilmeye devam ediyor. Tabii tabii. Burdur'da bu anlamda çok müsait bir şehir. Yani biz filmcilerimizi, dizi yapımcılarını Burdur'a çağırabiliriz. Osman Sınav Burdurlu. Evet, Osman Sınav hemşerimiz. İlk daveti ona gönderin, evet, bence. Evet, buradan da seslenelim Osman İlk Bey. İlk daveti ona gönderin. Burdur o anlamda da güzel bir şehir. Yani hala Arnavut kaldırımları olan, sokakları olan, eski cumbalı binaları olan ve şu andaki o mevcut Ulu Cami civarındaki 300-500 yıllık tarihi binaları olan bir kent. Bunları kullanabiliriz. Niye bu katma değeri dönüşmesin, değil mi? Kullanacağız. Bu yepyeni bir sektör çünkü bu baktığınız zaman. Çünkü teşvikte yani Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlere göre aldığı teşvik oranı düşük. Klasik üretimde iş adamı sanayici çok ciddi para kazanmayabilir ama hizmet sektöründe sanki çok ciddi bir kaynak var gibi geldi Burdur'da bana. Kesinlikle haklısınız. Burdur bu kaynağını açığa çıkarmalı. Sadece evet, sorun orada. Patlamayı bekliyor, evet, yani o. Evet, patlamayı bekliyor Burdur. Burdur aslında bir hareketi bekliyor. Burdur yüreklendirilmeyi bekliyor. Yatırımcıyı bekliyor. Burdur girişimciyi bekliyor. Burdur birazcık hani o deyim yerindeyse tekeri döndürülmesini bekliyor biraz. O şartların harekete geçtiği anda. Gerekiyor. Evet. Evet. Çünkü çok mikro krediler falan da verilebilir, evet, evet, kadınlara. Avrupa, evet, Birliği'nden, evet, aslında destek alınabilir gibi görüyor musunuz? Bir tabii tabii, hibe destek kredileri var Avrupa Birliği'nin. Var mı böyle girişimleriniz? Takip ediyor musunuz bunları? Tabii takip ediyorum. Takip ediyorum. Şimdi kadın girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla verilen bir takım krediler var. Avrupa'nın mikro kredileri var. Ve bunların tamamı hibe destek kredileri. Ya da çok düşük faizli geri dönüşü olan krediler. Bunlardan da yararlanmalıyız. Hı hı. O kadınlarımızı evde oturmak yerine hem üretime tekrar, ya üretime kazandırmalıyız. Ve de bundan elde ettiği gelirle aile ekonomisine, şehir ekonomisine katkı koymasını sağlamalıyız. Biz şimdi şehirlere gidince başkanım, hep şehirlerde dolaşıyoruz böyle sabahın erken saatlerinde. Yürüyoruz caddelerinde, mahallelerinde, sokaklarında. Şehir kendini böyle anlatıyor bize, konuşuyor. Evet. Ben şimdi o sokaklarda gezerken, mahalle aralarında gezerken küçük küçük butik oteller gördüm. Küçük küçük restoranlar gördüm böyle, gözleme yapan, ev yemekleri yapan, tarhana satan, ceviz satan kadınlar gördüm. Evet. Tabii hayalimde böyle bir Burdur canlandı. Dedim ki aman dedim, çok büyük potansiyel var burada. O yüzden dedim, o mahalleler nasıl katma değere dönüşür ve para kazanır? Çok zor değil. Zaten bunun üretimini yapıyor insanlar. Çok kolay. Zaten evinde çok yapıyor zor bunu. Değil. Evinde yapıyor. Bunun salçasını da yapıyor. Evet, evet. Tarhanasını da yapıyor. Kuru biber. Kuru biber. Kuru biber. Tabii tabii. Ya Burdur aslında güzel de bir tarım şehridir. Yani birçok ürünü elde edebilen bir şehirdir. Ama bunları yani nedir? Rentable'ken satabilmektir önemli olan. Tabii. Para ettiği yerde, para ettiği dönemde satabilmektir. İnanın domates 25 kuruşa düşüyor. Yani 25 kuruşa onu herhalde toplatamazsınız.
Yani sadece yoldan geçerken arabaların durup işte meyve sebze aldığı yer değil, şehirde kaldığı ve şehri gezdiği bir hale getirmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Burdur şehrini merak edilen bir şehir yapmalıyız. Şimdi üniversiteye gittiğim yıllarda Burdurlu olduğumu söylediğim zaman Antalya'ya mı bağlı diye sorduklarında çıldırıyordu. Tabii. Ya diyordum ki nasıl bir coğrafya bilgisi bu? Üniversiteye gelmiş bir insan ama onu bana soran arkadaşımın coğrafya bilgisi ne kadar yetersizse bizim de Burdur'u tanıtımda o kadar yetersiz olduğumu düşünmeye başladım. Tabii. Yıllar geçti, bu değişmedi aslında, biliyor musunuz? Tabii. Hala Burdur'u Antalya'ya mı Isparta'ya mı bağlı diye düşünen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birçok insanımız var. Bunun biraz da biz suçlusuyuz. Bence Burdur markasını sahip olduğu kaynaklarıyla katma değere dönüştürüp tanıtmak lazım. Sami Bey, Burdur bir folklorik zenginliktir aynı zamanda. Yani Burdur, baktığınız zaman müziğiyle, o folklor ekipleriyle, yıllarca sürekli derlemeleriyle Türkiye folklorine ve Türkiye kültürüne çok büyük katkılar koymuştur. Baktığınız zaman Teke yöresinin en büyük müzik üreticisidir Burdur. Bu alanda da çok çok büyüğümüz var. Bunları doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Ve benim aslında hani şu tarih, göl, gül, halı, baktığınız zaman bunlar bakırcılık, kaybettiğimiz birçok değerimiz var. Ve buradan 9 yaşında oğlum var. Mehmet Ali'ye de bir el sallamak istiyorum. Mehmet Ali'ye selam söyleyelim, o da çünkü sizden bekliyor. Mehmet Ali ve Mehmet Ali gibi çocukların aslında gelecekte Burdur'da yaşamlarına devam edebilmeleri için şehrin ciddi bir yatırıma da ihtiyacı var. Haklısınız. Hani ya, beyin göçü olmasın diyoruz ya. Kesinlikle gitmemeli. Yani Burdur bir huzur şehri, bir huzur kenti. Ve Burdur Gölü'nün kurumasına, yani kuruyup gitmesine 9 yaşındaki çocuğumun bile tahammülü yok. Ne yapmak lazım o gölle alakalı olarak? Oğlumun projesini anlatayım mı size? Söyleyin. Çocuklardan çıkar bütün. Çok çok enteresan, çok çok değişik. Baba dedi, belediye başkanı olursan dedi, çeşmeleri açalım. Sen de su parası alma belediye başkanı olarak. Gölümüz kurumasın, dolsun dedi. Bu da bir aslında düz mantık. Aslında bakın, şunu söylemek istiyor. Burdur'a bir su kaynağı lazım. Yeraltı su kaynaklarını harekete geçirip göl beslenebilir. Göle su kaynağı lazım. İsrail Manavgat suyuna gözü dikmiş. Alıp onu orada içme suyu olarak kullanabilmeyi tasarlayan bir teknolojide varken dünyada, biz civarımızda boş akan birçok suyu Burdur Gölü'ne getirebiliriz. Ve bu konuda Dünya Mirasını Koruma Derneklerinin ve Avrupa Birliği'nin destekleme projeleri de var. Bunları da kullanabiliriz. Bunları yani, takip ediyorsunuz. Takip ediyorum. Burdur Gölü sakin bir göldür. Dalgası olmayan, rüzgarı olmayan bir göldür. O anlamda da akşamüstü, özellikle yaz mevsiminde güneşin en güzel battığı şehirlerden bir tanesidir Burdur. Güneşi bile katma değere dönüştürebilirsiniz. Evet, dönüştürebiliriz, evet. Ya bu anlamda çok vazife var aslında yapmanız gereken. Ve hakikaten enerjinizin de bol olmasını diliyorum ben. Ama tabii en önemli şey, en başta söylediğiniz, hani ortak aklın şehirde bir an önce kurulması gerekiyor ki Batı'nın ileri şehirleri arasında da adını yazdırabilsin Burdur. Kesinlikle. Yani o arada kalmışlığımız, sıkışmışlığımız dezavantaj gibi gözüküyor olsa bile Antalya, Isparta, Denizli, hatta Muğla, hatta İzmir, bunları avantaja çevirebileceğimiz birçok alanımız var. Bu şehirlerle ciddi bir entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirmek zorundayız zaten. Değilse yoksa, çok sıkıntılı. Yoksa bu makus talih maalesef bizim peşimizi bırakmayacak. Peki hayalinizde nasıl bir böyle bir Burdur var? Nasıl bir Burdur görmek istiyorsunuz? Bir 4 sene sonra, bir 8 sene sonra. Burdur bir öğrenci şehri olacak. Burdur bir tarih şehri olacak. Burdur gölünü tekrar kazanmış, göl kenarında yaşam alanları oluşturulmuş, su sporlarının yapıldığı, yazın 55 derece Antalya'nın sıcağından bir an evvel Burdur'a gitsem diyen 130 bin Burdurlu'nun yaşadığı Antalya'da ve Antalya'nın yerlisini de talep eden, Antalya'da yaşayan insanları da talep eden bir Burdur olmalı. Yani yazın Temmuz ayının 15'inde Cuma günü Antalyalı arabasına binmeli, bir saat sonra Burdur'dayım hayalini kurarak Burdur'a gelmeli. Öyle bir hayalim var. İnşallah hayalinizi gerçekleştirirseniz. İnşallah. Enerjiniz İnşallah. Bol olsun diyorum ben. Umarım 3-4 sene sonra Burdur'u daha markalarıyla öne çıkan, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını katma değere dönüştürmeyi başaran bir şehir olarak ve şehrin belediye başkanı olarak ağırlarız efendim. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ali Orkun Erçet, Ercengiz, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Anadolu analizlerimiz hem Anadolu'da hem de İstanbul ve Ankara'da devam ediyor. Biz bu analizleri sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça, iyi projeler ortaya çıktıkça bunları ekranlara getiriyoruz. Sizler de izlerseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın efendim. Yatırımın doğru adresi Demir İnşaat, çıkış yolunu sundu.